Selam. Öncelikle herkese. Ben bunu nedense çok büyük bir sessizlik içinde halletmeye çalışıyorum hep. Diğer kişi yapma sürecini. Evet, Selam. geldim. İyi Öncelikle akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar İpek'cim. Çok resmi oldu sana karşı. Gel. Gel. Tamam. Tamam, şimdi bir böyle Ara sıra yerleştireyim. dayı da katılabilir bu Tabii, arada. yani. Anneciğimle. Onun görüşleri de bizim için çok kıymetli. Pek bir görüş yok. Gözlerinin arkasında çok bir düşünce göremezsin. Genel olarak yemek istiyor ve anne istiyor böyle bir tip. İnsanlar toplanana kadar biraz böyle şey yapmış olur. Sen nasılsın İpek'cim? Nasıl geçti haftan öncelikle? Yine yoğun bir haftaydı. Mesaj atanlar, yorum atanlar var. Selamlar herkese. Selamlar Ulaş'cığım. Ulaş benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşımız. O yüzden de burada Evet. olması Can da benim gerçekten çok çok yakından tanıdığım bir Can arkadaşım. hiç gerçekten çok yakından tanıdığımız bir arkadaşımız. Altı üstü kitabı da şey yapar, sever, çok takip Evet. eder. Aynen. Vallahi iyi geçti. Yoğun bir haftaydı. Normal okumalar vesaire. Yoğun bir haftaydı. Senin nasıl geçti? Yoğun. Benim de yoğun bir haftaydı. Ama bugünü yani bu, yoğun bir haftaydı derken gerçi biz pazartesiden pazartesiye düşünüyoruz seninle. Daha Evet. hafta ihtimalle yeni başladı ama bugünü bayağı şeyle bekliyordum. Çünkü bu seninle benim ilk sanırım kitap görüşümüz. Daha önce Evet. hep Can'la yaptık. Podcast sırasında Şule ablayla da hep böyle konuşma şansı edinmiştik ama seninle ilk kez kitap İlk kez konuşacağız. olacak, Sen de evet. Can'ın moderatörlüğü olmadan Evet. Can'la hiçbir Can için de değişik şekilde bir deneyim olacaktır, eminim. evet. Sadece yorum yapabilecek ama okur muyuz, okumaz mıyız? Bilemez. O nedenle. Sen mi başlamak istersin o zaman? Çok teşekkür Sen ederim. başlayabilirsin. Evet. Okey. Yani şöyle kitabı ilk önce bu arada akış olarak şöyle karar verdik biz İpek'le. Sırayla bir genel olarak kitap üzerinden düşüncelerimizi paylaşalım. Ondan sonra sorularımızı birbirimize yöneltelim ya da konuşmak istediğimiz konuları. Ardından da böyle birkaç küçük noktaya değinelim istedik. Çünkü biraz spoiler olacak ama ikimiz de bu kitabı okurken bir tık zorlandık açıkçası. Evet. Çok okuması kolay bir kitap olmadı. Bu da aslında bizim kitap kulüplerinde genel olarak kitap seçimlerimizi bile değerlendirmemize sebep oldu. Ben burada sandalye yükselmeye çalışıyorum. Bu kitapla ilgili söyleyebileceğim çok kötü şeyler yok. Çok iyi şeyler de yok. Genel olarak söyleyebileceğim gerçekten bir şeyler bulmak için de biraz çabaladım. Yani çok fazla not alarak okudum. Birincisi bu kitabı okumak isteyenlere en büyük yorum çok fazla karakter var. Yani onlarca, yüzlerce karakter var ve girip çıkıyorlar. Bazıları yeniden dahil oluyor. Bazıları bir daha hiç gözükmüyor. İşte mesela Lucia'nın bir sürü akrabası var. Lucia'nın kendisi benim anladığım kadarıyla bir ara Carlotta oluyor. Bir ara Evet. Loretta oluyor. Evet. Bir ara hatta Mary bile oluyor sanırım. Çünkü Mary'de de bir John dayı var, Mammy var, bir Evet. şeyler var. Yani Loretta'nın ismi de değişiyor. Bu sanırım biraz aslında yani bana en azından öyle hissettirdi. Tante Rosa tarzı bir her kadınlık halini anlatmak için arada ismi değişiyor gibi geldi bana. Bu tamamen benim zorlamam da olabilir bu arada. Yani hani bu bir yere oturtmaya çalıştım çünkü. Yani Lucia var, Carlotta var, Loretta var. Bunların çocuklarının ismi aynı. Dört oğlu var hepsinin. Dördü de aynı. Onun dışında Lucia'nın bir sürü kocası var. Yani benim hikayelerde sayabildiğim yaklaşık 7-8 tane eşi var. Sen Birkaç bayağı tane. istatistik çalışmışsın aslında. Ben bayağı not alarak çalıştım. Ben hatta bunu bu arada grubumuzdan İpek'e de attım. Karakterler bir yerde, mekanlar bir yerde, zaman bir yerde bildiğin böyle bir akışa oturtmaya falan çalıştım. Çünkü iki kez okumayı denedim. Birincisinde fark ettim ki çok bir şey anlamıyorum. Bu da beni korkuttu. Çünkü bu yayında söyleyecek bir şeyim olsun istedim. Bu sefer de çok detaylı okudum. Çok not alarak. O da bu arada aynı derecede kafa karışıklığı yaratıyor. Ne yazık ki. Çünkü karakterleri hani bu o mu şu şu mu burada not almıştım şurada şunu not almıştım diye bakmaya çalışıyorsunuz. Yani not alsanız almasanız okuması kolay bir kitap değil öncelikle.
Ve öykü kitabı için oldukça uzun bir kitap aslında. Yani Ben de aynı düşünüyorum bu arada. hepsi ayrı ayrı olmayan öyküler özelinde konuşursak özellikle. Yani hani tekrar eden karakterleri olan öyküler özelinde biraz öykü olmak adına uzun bir kitap açıkçası. En azından bana öyle geldi. Yani arada birkaç tane öyküyü çok sevdim. Bazıları hakkında hiçbir fikrim yok. Neden dahil olduğunu, neden bu akışa hani uydurulduğunu ya da orada hani nasıl bir amaçla konulduğunu pek anlayamadım bazı öykülerin. Bazılarını da çok beğendim. Yani hani çok oturttum gidişatı. Mesela en sevdiğim öykü benim Melinda olması lazım. Melinda diye bir öykü var. Evet, biliyorum. Ve şöyle, Hatırladığın öykülerdendir diye umarak bunu aynen, söylüyorum. evet ve ben de not almışım o Gerçekten öyküyü. mi? Evet. Evet. Yani bu da ilginç bir şey çünkü çok öykü var ve Evet. ikimizin ortak bir şeyde buluşması da çok ilginç. Bence bunun üzerine de konuşmalıyız. Niye bu Evet. yani? Niye diğerleri değil? Yani bu Melinda üzerinde o zaman biraz sonra biraz daha Evet. dururuz. Yani genel olarak aslında bu kitaba kötü bir kitap diyemem. Yani yazımı, dili, ruhu çok ilginç bir kitap. Yani burada mesela bazı kısımlar var. Temizlikçi kadınları anlatan ya da Lucia'nın anladığım kadarıyla temizlik yaptığı dönemleri anlatan. Yani bu ikisini ayırt etmek çok kolay değil. Ve orada mesela temizlikçi kadınların gözünden aslında ailelerin dinamiklerini, bakış açılarını, ondan sonra diğer insanlara nasıl davrandıklarını falan görüyoruz. Mesela işte bir psikiyatrist aileye gidiyor, bir temizlik kadın. Anne baba psikiyatristler, iki tane de çocukları var. Çok şımarık çocuklar ve asla terbiye edilmiyorlar ama Lucia'nın ya da artık temizlikçi kadın Lucia değilse kim onun çocukları terbiye etmesine karşı da belli bir tavırları yok. Yani hiçbir şeye karşı belli bir tavırları yok. Çok egosantrik bir hayat yaşıyorlar aslında o çift. İşte bunun gibi bazı işte şeyler var. Ev sahiplerinden bahsediyor. Beni neden çağırdıklarını bilmiyorum. Zaten çok toplu evler diyor. Bazılarından bahsediyor. Ben bunu bir daha gitmem. İşte çek ve ödüyor. Ben çek bozdurmak için şey yapıyorum falan diyor. Aslında bunlar çok küçük detaylar gibi gözüküyor ama böyle kitap ilerledikçe, bağlandıkça aslında bunların ne ifade ettiğini anlıyorsun. Ama takip etmesi kolay değil. Yani o Evet. noktada ne kitabı oturacaksınız, 3 günde hiç ara vermeden okuyacaksınız. Ya not alarak okuyacaksınız ya da sürekli başa dönerek okuyacaksınız. Yani böyle başladım okuduğum bir kitap değildi benim için. Ya genel olarak şu an sanırım bunları söyleyebilirim. Yani söyleyeceklerimiz çok farklılaşmayacak da şöyle başlayayım madem. İşte bu çok karakter olması ve karakterlerin birbirine benziyor olması, işte Lucia'nın işte daha sonra başka isimlerde ortaya çıkması. Genel olarak kitabı otokurmaca şeklinde okumak gerekiyor sanırım. Bu bir tür gibi bir şey aslında. Tam bir roman değil, otobiyografi değil, öykü kitabı değil. Böyle hepsini kapsayan biçimde. Ama özellikle karakterlerin ve karakterlerin yaşadıklarının aynı olması, zihin dünyasının aynı olması üzerinden giderek okursak belki o zaman daha rahat olur ama onu da anlamak için epey bir bakmak gerekiyor. Yani ben açıkçası ilk okuduğumda şey, ya öykü kitabı değil miydi ya falan diye düşündüm yani. Çünkü mesela başka öykülere baktığımızda ya öykü kitabı hani tamam bazen bir tekniktir o. Birinci öyküdeki bir nesne ya da işte karakter ikinci öyküde de tekrar çıkar. Ama siz o öykülerin birbirinden bağımsız olduğunu bilirsiniz. Ha, bunda öyle bir şey de olmuyor ve birbirinin devamı olup olmadığını çok anlayamıyorsun. O konuda sana katılıyorum. Kesinlikle okuması hiç kolay bir kitap değildi. Yani bu öykülerde temel olarak işte o otokurmaca olmasının bir ortak bir şey vardı. Yani o bütünleştiren bir özellik o. İkincisi işte kadın karakterlerin özellikle seçilmiş olması kitabı bir bütünlük sağlıyor. Ben de senin gibi düşünüyorum bu arada. Yani bir öykü kitabı olarak kesinlikle çok uzun bir kitap. Ve yani unutuyorsun hangi öyküde ne vardı. Ayırt etmek çok zor. Ve öykü türün kendisinden getirdiği bir şey var. O da şu, bir roman gibi değil. Yani romanda bir şeyleri irdelemek çok daha kolay. Ama öykü kitabında
O kadar birbirine karışıyor ki. Yani ben şey yapmak istedim. Her öyküyü böyle uzun uzun okumak istedim açıkçası. Kısaca hemen bitsin istemedim. Çünkü dediğin gibi bir şey çıkmıyordu ya da. Hani Evet. okuyup geçiyorum ve ben şey diyorum, bu öyküyü niye okudum falan. Aynı şekilde. Burada benim dikkatimi çeken şeyler şunlar oldu. Özellikle birkaç öykünün dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Birincisi Doktor A.J. Moynihan öyküsü. Gamsız bir dişçi dede var. İşte cesur ama biraz da tedirgin bir torun var. Baba kız çatışması ele alınıyor. Okuması çok keyifliydi. Yer yer komikti hatta. Güldüm de. İkincisi Yıldızlar ve Azizler öyküsü. Burada dışlanmış kambur bir genç kızdan bahsediyor. Bu çok ilgi çekici. Bence ilginç bir şeydi, öyküydü. Yer yer oradaki şeyleri de çizdim. Sözleri de çizdim. Çok güzel tespitler vardı. Bir iki tane okuyayım. Mesela bir tanesinde şeyi hatırlıyorum. Protestanlık ve Katoliklik arasındaki utanç farkını çok iyi anlatmış. Kız aslında protestan ama gittiği yer Katolik okulu. Ve orada mesela şey, şu çok güzel bir şey. Rahip olmak istiyor. Manastır rahibesi olmak istiyor. Çünkü onlar için çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bir dakika. Kıyafetleriyle ilgili Çünkü olan kısmı. asla endişeli görünmüyorlar diyor. Yani rahibeler için bu benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Bir yerde de aynı şekilde aslında rahibelerle ilgili şey diyor. Kıyafetlerinden ne kadar etkilendiğini söylüyor ve diyor ki Evet. rahibelerin kıyafetleri günlük kıyafet olsa çok daha az insan rahip olmak isterdi diyor. Yani aslında çok farklı bir bakış açısı var Evet, uzun aynen. siyah karakterinin. Biraz çocukça da bir karakter. Evet, yani o açıdan Tantaros'a benzetilebilir kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Özellikle de bu hikaye için öyle. Onun haricinde Carpe Diem öyküsü de çok hoşuma gitti. Çünkü biz Carpe Diem deyince bugün biraz daha böyle işte mindfulness, işte hani başka hani böyle daha nasıl diyeyim, yeni dünya akımlarının bir ürünü gibi düşünüyoruz ya Carpe Diem anlatısını. Yani orada bir ev kadınının Carpe Diem için düşündüklerini anlatıyor ve bana çok değişik gelmişti. Biraz Evet. sınıfsal bağlamdan da bakmış. Ama şeyi söyleyeyim, Lucia Berlin bence kesinlikle ve kesinlikle çok kolayca oturtulabilecek bir yazar değil. Yani yazını da öyle değil. Yani kesinlikle çok feminist bir yazar, işte kesinlikle şöyle bir yazar, hani Marksist bir yazar falan. Takip ettiği çok net bir şey yok. Evet. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Çok hayatın içinden yazdığı için böyle büyük ihtimalle. Yani bir derdi var ama bu derdi bir ideolojikleştirmemiş. Ben o şekilde yorumluyorum. Ve dediğim gibi Melina'yı ben de çok beğenmiştim. Onu da açayım hemen. Aa, bu çok ilginç bir öyküydü. Yani dönüşü olan da bir öykü. Hani Evet. aslında karakterleri anlatıyor ama bir yandan temposu da çok yüksekti. Ve en son Melina şey burada yazmış. biraz şey bir karaktere dönüyor aslında. Bence kitabın çok fazla böyle karakteri var. Bella Lynn de aslında böyle bir karakter. Melinda da böyle bir karakter. Bunlar hatta şey Seksapel diye bir öykü var mesela. Evet. Benim yine çok sevdiğim öykülerden biri oldu. Evet. Yani kültürün içinde bir ya cinsellik ilgili bir zaten sürekli yaşadığı bir şey var. Yani Lucia'nın da yaşadığı bir şey var. Çevresindeki insanların yaşadığı da bir şey var. Hem tabu hem çok ilgi çekici hem çok Evet. cezbedici ama aynı zamanda çok korkutucu falan ve Melinda burada biraz femme fatale denilen bir kadına dönüşüyor. Yani girl inanılmaz büyülü bir kadın anlatıldığı Evet. şekilde. Ve Melinda sadece erkekleri büyülemiyor bu arada. Lucia'yı da Evet. büyülüyor aslında. Lucia da İşte kendini o şeydir. Mesela ama orada bir rekabet de var, farkında mısın? evet. Lucia en son intikamını alıyor. Yani Yani David'in ona aşık olduğunu mesela öğrendiğinde ona söylemiyor şeyi. ve aslında Anlattığı hikayeyi. o Beyo asla bilemediğimiz o da aslında ona karşı romantik bir ilgi duymasa da onu da kıskanıyor. Yani onun Evet. Melinda'ya olan şeyini de kıskanıyor. Aslında orada bence Lucia'nın biraz kıskandığı şey Melinda'nın tuttuğunu koparan ve bundan da utanmayan bir kadın Evet. olması. Aynen Yani öyle. bu herhangi bir şekilde hiçbir şeyden
utanmıyor, sıkılmıyor, kendini kısıtlamıyor, sürekli Hı. başka bir şeyin peşinde ve bu kadın aslında hayatı boyunca gördüğü o seks apel dediği için suçlandığı yengesi, teyzesi gibi kadınların da korktuğu bir kadın düşününce. Evet. Ve bu aslında Lucien'in çok ilgisini çekiyor. Ben bunun kendi kişisel hayatımızda da olan bir karakter olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani ara sıra gerçekten hayatımıza, özellikle çok kadınsal bir deneyim bence bu. Belki hani Evet. şu an ya sen de yaşamışsındır, ben de yaşamışımdır, herhangi dinleyen biri de yaşamıştır bize. Yani bazı kadınlar var ve senin hayatına giriyor bu kadınlar. Herhangi bir erotik hissin ya da romantik hissin olmuyor bu kadınlara karşı ama senin gözünde bir güç sembolüne, böyle bir idole, bir şeye dönüşüyor. Evet. Ve bunu genellikle aslında cesaret Şöyle diyor zaten. evet. Sözünü kestim. Arası. Tam bu söylediğin şey. Melina hakkında aşırı duygusallaştığı da olurdu. Hatta bazen saatlerce gözyaşı dökerdi. Yine de onun hakkındaki hikayeleri dinlemeye bayılır. İçten içe onun gibi olabilmeyi isterdim. Dişli, gizemli ve güzel. Ve ben de yanına şöyle not düşmüşüm. Kim istemez ki? Yani... Yani kim istemez ki? Ama aslında bir yandan da bu neye dönecek diye korkuyorum, biliyor musun? Çağımızın Manic Pixie Dream Girl'üne dönecek diye düşünüyorum. Yani 2000'lerin başında bir Manic Pixie Dream Girl denilen bir karakter var. Aslında gerçek anlamda hipomanide bir kadın bu düşününce. Sürekli mutlu, sürekli şey, her an seninle evlenmeye de hazır, seninle yatmaya da hazır ama sana bir daha bakmamaya da hazır. Hayatını kurtaracak, değiştirecek, dönüştürecek, seni geliştirecek ama aynı zamanda senden çok şey öğrenecek. Ve sen de onu değiştireceksin. Böyle bir kadın arketipi vardı. Bunun böyle ilerleyen dönemlerde o gizemli ama aynı zamanda seksi ama aynı zamanda çok duygusal o kadının ulaşılamayacak ama her kadın olmak istediği arketipe dönmesi gibi gerçek bir korkum var bu arada benim. Yani bu kitap da aslında buna dokunuyor yani. Bizim Ben de şimdi onu soracaktım. Sence bu kitap ne kadar arketipleri ele almak konusundaki yaklaşımı ne? Sence? yani bence bu arada çok karikatürize karakterler var burada. Yani mesela en acil servis defterini ben not almışım. Acil servis defterinde acile gelen hastalardan bahsediyor. İşte migrenle gelen bir kız var. Sürekli böyle bir ilgi peşinde olan. İşte böyle çok elit, güçlü, yaşlı kadın var. İşte eşini kaybeden, aciz kalmış bir adam var. Bunlar aslında bence gerçek karakterler, belki biraz karikatürize karakterler ama burada stereotipleri yakalama konusunda ben yazarın aslında iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. O konuda Yani o özellikle yok. kederdi galiba. Keder, evet, iki kardeş keder öyküsünde iki kardeşi anlatıyor ya. Orada mesela şey, mesela ciddi bir stereotip şeyi var. İzleyi var. Ama daha sonra roller değişiyordu. Bir yandan da öyle bir şey var. Yani başta bir tanımlama var. Diyor ki işte biri güzel ve gamsızdı. Biri çok iyi niyetliydi falan, böyle iki farklı kardeş anlatıyor. Sonra ama gelişen olaylar çerçevesinde aslında rollerin değiştiğini anlıyorsun. Mesela o bana çok zekice gelmişti. Hani böyle bir çok tanıdık bir hikaye okurken aslında o kadar da tanıdık değilmiş falan dediğimi hatırlıyorum yani. Evet, yani bu arada bazı plot twistli gerçekten öyküler var. Hepsi öyle olmasa da Evet. bazıları gerçekten bir anda değişiyor. Yani Evet. bir anda farklılaşıyor. Şu an özellikle bir öykü düşünüyorum böyle. Bir de çok duran öyküler var. Mesela elektrikli otomobil açınca şu an karşıma çıktı. Elektrikli otomobil diye bir öykü var. Tüm öykü aslında Baron Snowden denilen bir karakter. Lucia'nın anneannesinin belki 4 saatlik bir araba yolculuğunu anlatıyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani Lucia'nın tuvalet bulamadıkları için, çünkü kadın sağa dönemiyor. Sola mı dönemiyor? Evet, sola dönemiyor. İlginç bir şekilde sola dönemiyor. Sola dönemediği için tuvalet bulamıyorlar ve Lucia O hikayeyi arşiv şimdi istiyor. kötü bir şekilde hatırladım. Hiçbir şey olmuyor. Yani herhangi bir şey öğrenmiyoruz.
karakterler hakkında, yani bu polis durduruyor. Kadın daha hızlı gitmek istemiyor ama çok yavaş gittiği için işte şey yapıyor falan filan. Yani bir şey çıkarmadım. O öykü bana herhangi bir şey katmadı. Eksikliği ya da fazlalığını hissetmedim. Böyle Ya çok böyle fazla öyküler bir tane de değildi işin aslı. öykü. Evet. Yani bunlar aslında biraz okumayı zorlaştırıyor mu? Bence zorlaştırıyor bu arada. Yani eminim sebebi vardır orada olmasının. Ama bana bir şey katmadı. Yani ben bir şey anlamadım. Katmaktan ziyade şöyle, aslında keyif almıyorsun. Evet. Yani öykü biraz düşündürmeli. Belki romanda o kadar değil ama öykü biraz daha insanı düşünmeye sevk eden bir tür bence. Fakat bu şeyde, söylediğin öyküde mesela öyle bir şey yok. Yani keyif de almıyorsun, düşünmüyorsun da. Ben de aynı şekilde hani hem o öykü hem de başka öyküler için böyle sonunu çok zor getirdiğim şeyler oldu, yani öyküler oldu. Yani bu mesela bahsettiğim işte Keder öyküsü kitabın ortalarında, oraya gelene kadar hatırladığım 3 ya da 4 öykü var. Halbuki yer alan öykü 15, belki 10 tane falan, hatırlamıyorum şimdi, ama çok öykü var. Çok fazla öykü var. Hani şey gibi olacak, sanki böyle söyleyince çok kalın kitaplar okumaktan hoşlanmıyormuş gibi olacak da öyle değil, ama yani öykü kitaplarında bence okuru düşünmek açısından seçkiyi kısa tutmak daha mantıklı geliyor bana. Yani bana da öyle geliyor. Bir de yani öykü kitaplarında uzadıkça ya da farklı öyküler devreye girdikçe bence bir tema sıkıntısı da yaşıyorsun. Evet. Yani belli bir temada ya da belli bir dünyada tutmakta yani Ya zorlanıyorsun. Ha, bu bir da dünya hikaye kurmak zorunda sayılabilir. değil ama bu kitap bir Aynen. dünya vaat ediyor. Aynen onu diyecektim. Yani bu her öykü kitabında böyle olmak zorunda değil. Mesela yakın zamanda Lanetli Tavşan diye bir öykü kitabı okudum. Koreli bir yazardan, Bora Chang olması lazım. Mesela bir öykü korku, bir öykü bilim kurgu, bir öykü masal türünde olabilir. Yani ben bunun hani bunda bir şey görmedim. Ama burada aynı karakter üzerinden ya da aynı karakterin varyasyonları üzerinden artık nasıl ilerlemek istediğini gerçekten bilemiyorum yazarın. Eğer böyle bir dünyada gidiyorsan bir tema oturtmalısın diye düşünüyorum. Yani belki hani bu da yine çok zorlama olacak. Kesin şimdi yazar gerçekten Türkçe bilse ve buna dursa belki ilkinle salladın. Ama hani belki de gerçekten bir kafamızı karıştırmak, hani böyle bir takip edememek, aslında hayatın o kronolojik olmayan yapısını göstermek falan filan. Yani çok zorlarsam böyle bir altyapı bulabilirim ama bu nedenle yapıldığına inanmıyorum. Yani Yok, ben de öyle düşünmüyorum. hani Ama öyle bir işte şeye de oturtamadım. şeyden de çok emin değilim. Yani bu kitap için okuduğum yorumlarda otokurmacı olduğu söyleniyor ama o şekilde mi yapılandırıldığı, yazarın kafasında öyle mi yapılandırıldığından çok emin değilim. Sanki daha çok bunun sonradan bizim ona atfettiğimiz bir özelliğiymiş gibi geldi bana. Hani otokurmacı Evet. olması meselesinde. Ama evet, şeyde çok haklısın. Yani bu şekilde okumak gerçekten çok zorlaştırıyor. Yani benim aslında sana hala bir iki sorum var. Yavaş yavaş onları, yani bu şekilde de ilerleyebiliriz. Çünkü benzer şeyleri Evet. düşünüyoruz. Hani bir sen konuş, bir ben konuş, tekrarlanmasın. Şunu sormak istiyorum. Sence bu hikayeyle, hikayedeki karakterlerle bizim coğrafyamızdaki, bizim ülkemizdeki kadın karakterler benzeşiyor mu? Biz burada bu sokakta görebilir miyiz bunları? Çok zor bir soru. Senin de bir cevabın vardır diye umuyorum. Çünkü bu soruyu sana Ya da tartışılır biraz yönlendireceğim. yani bunu. Yani şöyle, ben genel olarak aslında yani Güney Amerika, Akdeniz kültürlerinin belli noktalarda, yani sıcak deniz ülkeleri deniyor sanırım bunlara. Ama bir noktada birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Yani birebir aynı olmasalar da. Yani bu kitapta Lucia'dan Türkiye'de bir tane daha bulunabilir mi sanmıyorum. Yani Lucia'yı ama 7 parçaya bölersek 7 kadın da buluruz bence. Yani hani acilde çalışan Lucia, temizliğe giden Lucia, anne Lucia, ev hanımı Lucia falan gibi. Aslında bu noktada da belki bana Tante Rosa'yı hatırlatmasının sebebi budur diye düşünüyorum. Şu an yani sesli konuşurken düşünüyorum ama.
Yani bu toplumda bu kadar, yani bir kadının bu kadar çok şey olabilmesi ve bunlardan bu kadar zararsız kurtulabilmesinin çok mümkün olduğunu ne yazık ki düşünmüyorum. Çok Yani olumsuz ve kötü bir düşünce oldu bu evet, ama. birazcık olumsuz ve kötü oldu. Yani ben belki son dönemde gördüğüm şeyler de beni biraz yıpratmış ve böyle düşünmeye itmiş olabilir ama yani Rusya'nın ne olursa olsun bir özgürlüğü var bu arada. Evet. Yani bir noktada. Ve aynı Rusya mı bilemediğim için çok emin olmayarak söylüyorum ama bir noktada onun mesela üniversiteye gittiğini görüyoruz. Zengin bir aileden geldiğini okuyoruz. Üniversiteye gittiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda hani belli bir bağımlılık, işte parasızlık dönemlerinden de geçiyor. Çok fazla evlilik yapıyor. Bazılarını sadece ismen tanıyoruz. Yani bu kadını bir bütün olarak bu coğrafyada yakalamanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Ama çok, dediğim gibi, yani çok kadınlık öykülerine dair bir şey var bu kitapta ve herkesin yaşadığı şeyler var. Yani benim de senin de şu an hani belki bu kitabı okuyan herkesin, "Aa, burada ben kendimi buluyorum" dediği bir şey var. Çünkü bir kadınlık öyküsü var ama Lucia birden fazla kadın bence. Yani genel olarak aslında demek istediğim nokta buydu. Lucia bir kadın değil. Ki şey olsun, Sadece o farklı Lucy bir olarak bence var. yine diyorsun. Evet. Yani Lucia bir konsept gibi. Gerçekten bir kadının konsepti gibi yani. Evet. En azından ben öyle okudum. Sen ne düşünüyorsun bu Ya konuda? ben şöyle düşünüyorum, kitabın takip ettiği, karakterlerin takip ettiği temalar bağlamında bu çalışma hayatını dışarıda bırakıyorum. Çünkü evet, çalışma hayatında özellikle çok benzeşiyor bizim buradaki kadınlarımıza. Fakat mesela bir tema işte alkolik kadınlar, bağımlılık meselesi. Özellikle bağımlılık meselesi. Burada çok fazla görebileceğimiz bir stereotip oluşturmuyor. Yani bazı Yani toplumda bunlar saklı, yani çok açık açık konuşulan, tartışılan şeyler değil. değil. Evet. Yani varsa da hani ağırlıklı değil, öyle söyleyeyim. Evet. Asıl sorun o değil gibi çünkü. Asıl sorun başka burada. O yüzden ben de düşünüyorum ama onun haricinde mesela hayata bakış açısı olarak belki biraz benzeşiyor. Yani o Akdenizlilik ve şey, Latin Amerika'nın birbirine benziyor olması. Orada belki hani Evet. benzeşiyor olabilir ama ya şöyle, yine de şunu da düşünüyorum mesela, bir Kuzey Avrupa kadınlarından çok daha yakın olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Tabii. Yani bir mesela Norveç'teki bir hikaye okusak çok başka yani. Norveç'teki bir kadının hayatını Evet. okusak, ki şeyi hatırlıyorum, şimdi geldi aklıma. Per Petersen'ın hangi kitabıydı? Şimdi Lanet Olsun Zaman Nehrine. Orada Norveç ve Danimarka arasında işte böyle bir hikaye. Orada bir kadından, bir anneden söz ediyor. Yani hiç buranın, burayla alakası yok yani. Yani sosyal demokrat bir ülkenin annesi olduğu çok belli. Hani fabrikada çalışmasından vesaire falan. Burada da çalışan tabii ki kadınlar var ama yaşantı biçimiyle alakalı da Evet. farklılaşıyor. Ben de o yüzden zaman zaman benzeşmediğini daha çok hissettim. Yani öyle söyleyeyim. Bir soru daha. Tabii ki. Sen soracak mısın? Benim Ben mi sorayım? de bir iki tane sorum var. Yani aslında Sen bir kitabın cevapsız ben kalmış bir gidelim o zaman. noktada. Ya ben Sen aslında gidelim. şunu merak ettim. Yani bu hani genel olarak tartıştığı, yani konuştuğumuz bir şey olduğu için ayrıca sormak istemedim ama Lucia'nın farklı kadınlar olması, yani Carlotta, Loretta, Lucia olması, ya bunlar aynı kadın mıydı sence? Ayrı kadınlar mıydı bunlar? Yoksa Ben ayrı okuma taraftarıyım. Yani hani onu sormak istedim. Benim kafam çok ben ayrı karıştı okuma onun üzerine. taraftarıyım. Tamam. Ben devam ediyorum. Yani ben çünkü bazen mesela Mary diye bir Carlet, yani Loretta, Evet. Carlotta ve Lucia biraz daha aynı karakter olabilecek bir insanlar ama Mary var ortada. Evet. Mary'nin de bir Yani annesi var, John dayısı var, oğlu var evet. ama oğlunun ismi Nick. Ben var Düşünsene. bir de. Tekrar Ha, eden bir oğul aynen. daha var. Oğullar da değişiyor. Yani Oğullar mesela da yani ama birkaç yerde aynı insan. ben gördüm mesela. Ben isminde bir oğlundan bahsediyor. Ama ben farklı okumak istedim. Yani çünkü işin içinden çıkamadım öbür türlü. Ya hani
Zihin çünkü hep bir benzerlik Evet. kurmaya devam ediyor ve şey diyorsun, şey oluyor daha doğrusu, bu bunun devamı değil, anlam veremiyorsun. Evet. Yani hikayenin sonu, belki orada bir obsesif bir taraf da var. Hikayenin sonunu bağlayamayacağım için onları ayrı birer hikayeymiş gibi okumak benim açımdan daha kolay ve mantıklı Evet. oldu. Ama şöyle, gösterdikleri özellikler bakımından da tutmuyor zaten. Yani Lucia dediğin gibi bir yerde üniversite öğrencisiyken öbür yerde çamaşırhanede işte çalışıyor vesaire. Hani bu açıdan da karakterler, sadece maddi koşullar için söylemeyeyim ama ya gerçi şeyi de düşünüyorum ya. Sanki hani biraz bazı yerlerde şey hissettiğimi hatırlıyorum. Karakterlerin ismi değişse de, yaptıkları iş değişse de sanki aynıymış gibi hissettiğim de oldu. Davranış biçimlerinden ötürü. Evet. Ya Yani bir bir mantıksız böyle bir garip kaçış geliyor. arayan, zaman zaman kaçış arayan, özellikle böyle tiplerde hani çok sorunlu alanlarda bulunup da onu yürütmeye çalışan ama kaçmak için de hep böyle bir yer arayan karakterler vardı mesela. Özellikle oralarda isim değişse de ben onların hep aynı kişiymiş gibi kafamda canlandığını biliyorum ya. Yani bu bende bir tür obsesyona dönüştü okurken. O nedenle bunu sormak istedim. Yani öyküleri resmen bu kişi Lucia mı değil mi? Lucia mı değil mi'den başka bir gözle bakamamaya başladım bir noktada. Yani sizin Evet. olduğunu bilmiyorum. Hani bende yarattığı bu etkiyi aslında yani bu kişi Lucia mı? şeyini sende de Ben yarattığını bilmek istedim. soruya cevap aramak istemiştim. Evet. Evet. Bu Ben sana bunu sormak istemiştim. Çünkü okurken hatta ben Can'a da yazdım bir Hı. noktada. Dedim ki ya Can, şu an ben bir öykü okuyorum bu kitaptan. Bu kişi Lucia mı değil mi, bunu çözene kadar bu öyküyü geçemeyeceğim dedim yani. Hani. Ve Çözemedim değil mi? çözemedim. Çözemedim. Yok, hala bilmiyorum Lucia mı değil mi. Hangi öyküydü? Hangi öykü? Bir saniye. Bir tane öyküde sanırım Loretta olarak ya da Carlotta olarak şey gidiyor. Ama ismi de duymuyoruz bunu. Sadece bağımlı, yani alkolik olmasından anlıyoruz. Champ diye bir Kızılderili'nin şeyine gidiyor. Dükkanına. Alkol almak için. Hatta şeyi hesaplıyor. Şu an koşarak gidip gelirsem işte çocuklarım uyanmadan varır mıyım? Yolda Hatırlıyorum polis şimdi. Evet, de var evet, mı? evet. Orada ama evet, orada isimden bahsetmiyor. O hikayeyi hatırlıyorum. O Ama bana alkol çok bir şey anlatan bir hikaye değildi bu arada. yine hiçbir şey anlatmıyor ama işte diyorum Evet. ya, ne anlattığı bile önemli değildi benim için. Yani bu kadın Sadece sorunun cevabını bulmak için aradım diyorsun. evet. Ve hani bu, yani belki gerçekten diğer okuyan insanlarda bu etki yaratmayacaktır ama benim için çok kafa karıştırıcı ve aynı zamanda odak dağıtıcı oldu. Evet. Yani O kötü bir şey. Kötü bir şey olmuş gerçekten. bu arada arada hiç hatırlamadığım öyküler de var. Senin Ya var mı? şimdi mesela sen hatırlatmasan ben onu hatırlamayacaktım yani, öyle bir öykü. Benim için not aldığım, dediğim gibi, keder öyküsü var. İki kardeşi anlatıyor. Anneleri vefat etmiş, tatile çıkmışlar. Abla var. Bir de kardeşi var işte. İsimleri bile, yani isimleri tutamıyorum zaten. Çok fazla isim vardı. Bir de onları gözetleyen bir çift kadın vardı. Otelde kalıyorlar falan işte vesaire. O Evet. mesela iyi bir öyküydü. Yani onu çok severek okudum. Diğeri Melinda öyküsüydü zaten, dediğim gibi. Carpe Diem ilginç gelmişti. Ama en çok Doktor H.A. Moynihan'la Yıldızlar ve Azizler öyküsünü çok sevdim. Onlar da güldüm falan hatta yani. Mesela o da çok ilginç. Yani öykülerin bazıları güldürüyor falan, bazıları. O senin anlattığın Evet. şey, Seksapel öyküsü bence çok ben çok hüzünlendim o Evet. öyküde. Trajikomik bir öykü Evet. aslında o Hı Seksapel öyküsü. Yani hı. küçücük bir kız olarak görüyoruz aynı karakteri burada. Hani Evet. belki bu background vermek için bunu söylüyorum. Ve kuzeniyle, kendinden yaşça büyük bir kuzeni var, çok da güzel bir kız. O bir milyoner adamın oğluyla randevuya çıkmak. Bir anda yaşımı büyüdü. Altmışlara Altmışlara gittim bir anda. Bir işte sevgili olmak için değil, bir yol gidiyoruz. bulmaya çalışıyor ve onun kaldığı otele gidiyor. Ve hani ve Lucia'ya anlatıyor işte yapman gereken ne, işte ona bakmayacaksın, ona çok kötü davranacaksın, ona iğrenç bir insanmış gibi bakacaksın, o da gelecek.
Bu arada Taylor Swift'in çok güzel bir sözü vardır bununla ilgili. Bu kitaptan çok önce çıkmış. Yani bu da aslında garip şey. Bu çok ilginç bir öykü bence. Şu açıdan ilginç bir öykü. Aslında kadınlara seksapalite, güzellik, ilişki, bu biraz böyle usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bir şey. Gerçekten ben böyle hissediyorum. Senden yaşça büyük bir kuzenin oluyor. Okulda yaşça büyük sınıftaki insanları görüyorsun. Ve onlar ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorsun. Yani biraz böyle Yani bir usta öğretim. çırak demeyelim de toplumsal cinsiyet rolleri gibi düşünürsek daha mantıklı Bunu olabilir. da çok daha iyi bir ifadesi olur tabii ki. Ben de aslında bunu söylemek Hı istemiştim. Yani bunu kimse sana oturup doğrusu budur, yanlışı budur ya da kendini şöyle kullandırtma, kendini böyle etme diye hı. anlatmıyor. Konuşulan bir şey değil. Sen bunu daha büyük bir kadının deneyimlerini içselleştirerek öğreniyorsun aslında. Yani bunu nasıl yapman gerektiğini, en azından benim deneyimim de böyleydi. Ve mesela burada biz Lucia'yı Bella Lynn'i izlerken görüyoruz ve Bella Lynn de ona bir şeyler anlatıyor. Ne yapması gerektiğini, bir erkeği kendisine çekmek için. Ve buna durmadan seks apel, seks apel, seks apel, seks apel diyor. Yani buna böyle bir isim vermiş. Bu Evet. seks apel, bu seksapalite daha doğru oluyor galiba. Ve aslında ortadaki adamın ne kadar iğrenç bir adam olduğundan da hiç kimse bahsetmiyor. Yani Evet. etkilemeye çalıştıkları adam. Lucia 11 yaşında bu öyküde ve Lucia'yı aslında taciz ediyor. Çok düzenli olarak taciz ediyor ve Bella Lynn bunun bir kısmını görüyor. Herhangi bir şey söylemiyor. Herhangi bir rahatsızlık duyduğunu da okumuyoruz. Hatta Lucia'yı bir noktada gönderiyorlar eve, kendileri devam ediyorlar. Evet. Yani ve Lucia'nın yanında olan, yani Bella'nın yanında olan şeylere rağmen çok Yani orada tuhaf bir öykü. Lucia da aslında tepki veremiyor. Evet. Çünkü o da buna razı değil aslında ama öyle olması gerektiğini görüyor. Aynen. Yani Yani kimse bir o şey söylemiyor. büyüklerden edinilen tavır ve aradaki şeyden de statü farkından ötürü de belki böyle. Buna sesini çıkarmıyor. Sesini çıkarması gerektiğinin de farkında değil yani. Öyle Evet. bir şey de yok. Yani şey bu açıdan da çok farklılaşıyor öyküler birbirlerinden. Evet. Evet. Yani orada mesela bir garsonun ya da birinin duyduğunu gördüğünü okuyoruz. Yani bu Evet. aslında yani onun gizli yapmaya çalıştığını anlıyor 11 yaşındaki haliyle. Çünkü bir şey Evet. düşürmüş gibi yapıyor adam ve Aynen. almaya çalışırken Lucia'nın bacaklarına dokunuyor. Evet. Başka birinin gördüğünde okuyoruz bunu. Ya aslında içten içe bundan rahatsız olduğunu dediğin gibi okuyoruz ama orada kimse ona bundan rahatsız olabilirsin alanını bırakmıyor. Öyle. Yani Bella'yı da bırakmıyor. Oradaki herhangi biri de bırakmıyor. Yani arabada da giderlerken bu hiç konuşulmuyor falan. Ve mesela gerçekten çok üzücü bir öykü Evet. düşündüğümde. Ya ve bu çok komedi aslında şeyinde okuyoruz. Çünkü en son işte Yani o başta öyle aslında. O evet. hazırlık aşamaları vesaire hani Ve bir sonra da öyle işte Bella'yı nasıl ayarttı o çocuğu falan gibi bir konuşma oluyor. Aynen. Ondan sonra da işte Aynen. seks apelden dolayı falan diyor. İşte Aynen, yenge bir evet. anda bunu asla söyleme falan yapıyor. Yine böyle bir şey bir yere bağlanıyor ama Bağlanıyor ama ya şey evet doğru söylüyorsun ama yani biraz böyle Türk filmlerine benziyor o açıdan yani. evet. Mesela bu Doğru. çok gerçekten çok temel bir ne yazık ki kadınlık deneyimi. Evet. Yani bu coğrafyada da olan bir şey. Ne yazık ki yaşanılan, yaşadığımız bir şey. Mesela bu açılardan aslında yine ilk sonra dönersek belli açılardan gerçekten bu ülke yine Benziyor. kadını ve şeyine benziyor. Ama sorunlar açısından Ama benziyor. sorunlar Yani başka açısından şeyler benziyor. başarılar açısından değil ya da erişilen fırsatlar açısından Evet. benzemiyor. Yine sorunlar üzerinden bir ortaklık kuruyoruz. Yani işte aslında bu da belki kaderimiz. Bilmiyorum yani. Kader değil, Aynen. değişebilir. Kader değil. Çok haklısın ama adlandırması çok zor bir Evet. şey. Evet. Ya bu cinsiyet kimliğine özgü bir problem Evet. yani. Bununla ilgili bir seninle hemfikiriz. O zaman bir soru daha. Tabii ki. Sence bu kitap
Kitap 3-4 yıldır neden bu kadar tutuldu? 3-4 yıl diyemem. Gerçi 2020'de çıkmış olması lazım ama yani çıkar çıkmaz bir hareket yakalamasının nedeni nedir sence? 2021'de çıkmış bu arada. Yani ilginç bir kitap. Gerçekten abi yani bunu söylem bu çok böyle şey gibi olacak ama bir benzerini okumadım. Ben daha okumadım. Varsa da okumadım. O açıdan gerçekten de farklı bir kitap olduğunu takdir ediyorum. İkinci olarak bence biraz böyle hani Latin Amerika bu Akdeniz edebiyatında biraz popüler olmasıyla şey yapılan kedim bir şey bir yere attı. Popüler olmasıyla gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında gerçekten ben de dediğin sorunun cevabını merak ediyorum. Yani çünkü bu kitabı ya bu kitapta ya Ulysses sendromu da olabilir. Yine söyleyemediğim bir isim. Bu kitap herkesin okuduğunu ve sevdiğini iddia ettiği ama kimsenin okumadığı ya da anlamadığı o yeni nesil kitap olabilir. Güzel bir tespit. Yani olabilir ama şöyle gerçekten okuyup sevenlere de rastladım. Evet, Yani yani öyle bir kitle de var. Bence Ulysses kadar da zor bir kitap değil, şimdi tabii hakkını canım. yemeyelim Tabii. Yani onu bir sendrom olarak aslında bir şey ya. Bir de yapabiliriz ama. şey çok ilginç. Bu bir roman değil. Evet. Yani bir öykü kitabının bu kadar çok seviliyor olması bana çok tuhaf geldi. Bu arada Nedenini ben de çok bu bilmiyorum. neden roman değil? Ben onu da anlamadım. Yani şu teknik açıdan anladım. Okey. Yani Evet. teknik açıdan öykü kitabı olmasını anlıyorum ama çok rahat bir roman olabilir bu kitap diye. Roman Odak noktası olabilir. yok ki. Bir odak noktası yok. Bir başlangıcı ve bitişi yok. Bütün şeye baktığında. Neyle başlıyor? Doğru. Ama yani şey açısından belli karakterler Ama var. bunu bir oyun gibi düşün. O karakterler giriyor, çıkıyor. Yani roman gibi, mesela romanda da o karakterler girip çıkar. Fakat bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Yani bu hikayeler birbiri tematik olarak da tutmuyor. Yani bence o açıdan da aslında biraz farklı bir öykü kitabı. Belki yeni nesil bir öykü kitabı. İşte o Yani yüzden otokurmaca diyorlar ki bir kere kronoloji zaten hiç yok. Yani evet. karakterlerin bir tutarlılık, şöyle tutarlılık yok. Şimdi sen aynı karakteri hem 11 yaşında farklı bir zihniyetle görüyorsun, hem 25 yaşında farklı bir zihniyetle görüyorsun. Burada Yani böyle bir... kronolojik bir şey olmaması bence yani roman olsaydı onun önüne geçmez yani. Kronolojik olmayan Yok, o romanlar anlamda demiyorum. kesinlikle. Şöyle diyorum. Şimdi sen ilkinsin ve belirli, sana ilişkin belirli özelliklerin var. Evet. Ve sen onları hep tutarlı olarak devam ettiriyorsun. Burada öyle bir tutarlılık yok. Ya yani Lucia bir hikayede çok ahlakçı bir insanken bir başka hikayede çok uçuk biri olabiliyor yani. Anladın mı? Anladım. Hani böyle Yani bir evet. şey var. Ben bir şey diyecektim ama unuttum Peki bak. sence o zaman bu kitap neden bu 2-3 yıldır İşte onu söyleyecektim. Neden tutuldu? İnan ben de hiç bilmiyorum. Hani şeyi düşünüyorum, yazarın ya şöyle, belki belli temalardan ötürü olabilir. Yani o kadın şu aralar bir kadın edebiyatının yükselişte olduğunu söylemek mümkün bence. evet. Yani oraya dokunuyor. Bunun bir etkisi var. İkincisi, eğer biz çok cahilsek tüm okurlardan özür dileriz. Lucia Berlin acaba tanınan biri miydi de biz mi bilmiyorduk? Hiçbir Onu fikrim yok. ben de düşündüm bu arada. Hatta bak bu yayına başlamadan önce de bakacaktım buna. Ya ben daha önce Yani Lucia Berlin kitabı görmedim. Okumadım da. Aynen belki benim Türkiye'de cehaletimden. yok zaten ama şöyle, zaten galiba şöyle bir şey var. Dünyada 2015'ten sonra kendisinin yazını ünlü oluyor. 2015'ten sonra dünyada olduktan sonra da bize 6 yıl sonra geliyor. Belki öyle bir şey olabilir diye düşündüm. Ama yine de böyle çok şey yapamıyorum. Yani okuması kolay da değil. Bunu da söyledik Evet. aslında. Fakat yani çok beğeniliyor. Ya evet bu arada
Ben beğenmedim de diyemiyorum. İşin Ben konusu o. de diyemiyorum. Yani beğendim de diyemiyorum, beğenmedim de diyemiyorum. Yani bu kitabı mesela bir daha okuma. Ben de okudum. Okuyamam, başaramam da, yapamam. Yani bu kitap benim Evet. gerçekten okurken çok zorlandığım kitaplar arasına giriyor Maalesef, benim de. maalesef benim de. Yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum, onu Evet. söyleyeyim açıkçası. Ben de açıkçası ben biraz daha şey bir yani kitap bekliyordum bunu. Tanteroza gibi. Evet, aynen. Yani mesela Tanteroza da aslında bu kitapta olduğu gibi birden çok kadın var Tanteroza'nın içinde. Zaten bu aslında Sevgi Soysal'ın Tanteroza'yı yaratırken de şey yaptığı şeylerden biri. Hepsi Tanteroza. İsmi Tanteroza ama farklı kadınlık halleri var aynı karakterin içinde. Ama şöyle, kadınlık halleri farklı. Evet. Fakat o ince mizah şeyi hala duruyor. Aynen. Yani Tantarosa'nın içindeki o bakış açısı hala duruyor. O açıdan bence bu kitaptan çok çok daha iyi bir kitap. Yani şey gibi, Tantarosa aslında bir kişi fakat paralel evrenlerde nasıl Evet. olurduğunu görüyoruz yani. Aynen yani öyle, gerçekten öyle bir havası var ve bence takip edilmesini, ya kısa bir kitap zaten of ayrı ama takip edilmesinin kolaylığı da anlaşılması, yani hikayenin anlaşılmasını rahatlatıyor. Yani orada anlatılmak istenen ne anlıyorsun? Tanteroza'nın herhangi bir kadın olduğunu anlıyorsun. Ve ona dair özellikler çok önemli, yani kişisel özellikleri diyeyim, Evet. aşırı önem taşımıyor. Yani onu ayrı kılan özellikleri aşırı önem taşımıyor. Yani bu şey gibi oldu ama ben her konuşmamda Tanteroza'yı bir yerde geçiririm. Ama bu sefer geçmediği denk geldi. Bu arada Tanteroza'yı ben de çok severim. Kendimi tutamasam bu program şimdi Tanteroza programına dönecek. O yüzden Bu arada söylediklerine çevirisiyle katılıyorum. ilgili bir soru sormuş. Can sormuş aslında bunu. Çeviriyi nasıl buldunuz diye. Benim çeviriyle ilgili özel bir notum yok bu arada. Benim Kötü bir çeviri değil kesinlikle. de. Yani iyi bir çeviri ol, iyi bir çeviri ise de ben kitapta o kadar savaştım ki. Yani ve sebebinin çeviri olmadığı da çok belli bu arada. Yani akışla ilgili çok temel bir noktada ben kitaptan koptum gittim. Yani ama çeviride anlamadığım, kafamın karıştığı ya da bu böyle çevrilmez hissediyorum dediğim bir nokta olmadı benim. Sen ne düşünüyorsun? Yo, benim olmadı. Bir şeyim yok gerçekten. Hani kötü bir çevir demeyeceğim. Yani normal bir ortalama, hani olması gereken bir çevir. Muhteşem diyemem. Zaten kitabın orijinalini de karşılaştırmam gerekiyor böyle bir şey diyebilmem için. Bence yakalamış yani. Güzel, gayet güzel. Benim bir itirazım yok Sayın Hakim. Aynen yani hani, bu arada dizgiyle alakalı da çok diyebileceğim şey yok. Ya evet, sana onu da soracaktım. Editörlük, redaksiyon, düzelti ve tasarım açısından neler söylersin? Ya benim genel olarak tamamen kişisel bir tercihim ve isteğim bu ama çok bitişik yazılar okumakta çok zorlanıyorum. Yani ben o nedenle de aslında bu Hasan Ali Yücel stili benim sevdiğim bir stil. Neden bilmiyorum ama bana biraz daha göze hoş geliyor. Yani kötü bir dizgi ya da yani kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Estetik olarak herhangi bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ama yani şu tarz sayfalar bir örneğini bulacağım hemen ve göstereceğim. Şu. Beni bıçaklıyor. Ya bence fena değil bu ya. Yani Gerçekten değil. bilmiyorum yani Bence ben Hasan Ali Yücel'le çok arasında çok fark olmayabilir. Ben bundan daha fenasını gördüm bu arada. Metis. Metis'inkini görmen lazım. uzun zamandır Metis okumadım. Tamam, ona bir Ama bak. O zaman buna şükredeceksin bıçakladığı için. O yani ateş evet ediyor çünkü. yani bu arada kötü bir şey değil. Yo, Dediğim ben gibi. C Sadece bence normal. Bazı sayfalarda biraz kısılmış olabilir, onu söyleyeyim.
Çünkü öyküyü hani sığdırmak açısından zaman zaman öyle şeyler yapılıyor. Ama onun dışında gayet iyi. Yani kenar boşlukları vesaire. Ben kapağı beğendim bu arada. Kapak Kapak çok gayet güzel. güzel bence. Kapak gerçekten çok güzel. Yani ben hatta biz bunu kapak listesi zamanı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kapak tasarımı Rodrigo Coral'ınmış. Buradan Rodrigo diyeceğim ama cinsiyet assüm etmek de istemiyorum. Yani çok güzel bir kapak bu arada. Çok ilgi çekici bir kitap. Ay, kapak. Yani Bence de. Evet. Şu ayrıntı Rodrigo. zaten hep hoşuma gidiyor yani. Şu çok hoş bir Evet. ayrıntı. Düzelti açısından bir şey söyleyeceğim. Bazı yerlerde gözden kaçmış şeyler vardı. Editörlük açısından da böyle hani dikkatimi çeken bir hata, bir şey, hata demeyelim ama gözden kaçan bir şey yoktu bence. Ama bir son okumaya daha ihtiyacı olabilir. Yani o konuda senin lafın üzerine laf söylemem asla. O noktada şey yapamayacağım. Yani benim genel olarak 5 yaşında bir çocuk gibi kitaplardan beklentim var anladığım kadarıyla. Kısa paragraflar, boşlukları büyük yazılar. Yani bilmiyorum. Gerçekten çok böyle üzerime geliyor gibi hissediyorum. Bu arada dediğin gibi en kötüsü değil kesinlikle. Şey de değil. Yani kötü de değil. En kötüsü değil derken haksızlık da etmiyorum. Kötü de değil. Sadece bazı sayfalar var. Paragrafların ayrılmadığı mesela. Yani çok böyle blok blok bazı sayfalar var. Ve böyle sayfayı çevirdim ve derin nefes almam gerekiyor. Böyle bir yapmam gerekiyor. Ya o da kesinlikle kişisel bir tercih bu arada. Yani ben bunda direkt etmem ama buradan sesleniyorum. Lütfen yasakların arasını açın. Okuyamayız. Valla bu kitap fiyatları değişsin, o zaman belki açabiliriz. Evet. Yani kağıt fiyatlarıyla alakalı bir şey biraz da kağıdı. Çünkü bayağı tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Genel olarak neler söylersin? Genel Son olarak var mı neler bu arada? söylemek? Genel olarak aslında şu noktada ben bitirmek istiyorum. Hani bundan da minik bahsederiz diye konuştuğumuz için. Biraz kitap kulüplerine ya da kitap kulüplerinde yer alacak, Evet. kitap seçecek insanlara hani bir bunun üzerine bir minik konuşarak kapatmak istiyorum. Ben 18 yaşından beri Can Güçlü sağ olsun kitap kulüplerindeyim. Ve şu an 27-28 yaşındayım. 10 yıl olmuş. Yani kitap kulüplerinde geçen bir gençlik. Ve gerçekten kitap kulüpleri çok keyifli şeyler olabiliyor ama kitap seçimi çok önemli. Yani bu mesela bu iyi bir kitap kulübü seçimi değildi bence kitap olarak. Yani üzerinde tartışmasını çok zor çünkü anlaması çok zor bir kitaptı. Bundan sonra altı üstü kitap için de özellikle sen, ben ya da Can sen böyle Evet. ikiler kitap seçerken bence daha bir öykü kitaplarına bir şey yapmamız lazım. Bir tık temkinli yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü ele alınacak da çok fazla şey var. Evet. Konuşulacak da çok fazla şey var. Toparlaması da çok zor. Onun dışında çok uçup kaçan kitaplarda da biraz sıkıntı çekebiliriz gibi geliyor bana. Örnek verebilir misin? Yani biz daha önce de hatırladığım kadarıyla kitap kulüplerinde yine benim şey yaptığım önerilerden biri Sezar Ayra. Sezar Ayra kitaplarını konuşurken çok zorlanıyorduk. Yani çok iyi bir yazar. Bu arada benim en sevdiğim yazarlardan biri. Nasıl Rahibe Oldum kitabı ya da Nasıl Rahibe Oldum dedim ya, neden Rahibe Oldum çıkacak o kitabın ismi. Ben isim hatırlama konusunda çok kötüyüm. Çok özür diliyorum. Böyle bir kitabı var. Bence inanılmaz bir kitap. Yani onunla ilgili söyleyeceğim herhangi bir şeyde spoiler olur burada. İnanılmaz zordu tartışması kitabı. Çünkü kitap yani bir karakterin adından cinsiyetine hiçbir şey emin olamıyorsun İpek. Öyle düşüneceksin yani. Yani karakterlerle ilgili herhangi bir karakterin özellikle ana karakterle ilgili herhangi bir şey emin olamıyorsun. Lucia'nın en azından burada bir kadın olduğunu ve anne olduğunu biliyoruz mesela. Nasıl rahibe olduğunu biliyoruz. Güzel. Teşekkür ediyorum Cancığım.
Ve mesela çok zor bir kitaptı tartışması. Yani o anlamda belki biraz daha tematik kitaplar seçebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir tema seçip o temada bir kitap okuyup o ayın işte öyle bir teması olsun ve o kitap üzerinden değerlendirin gibi bir şey daha yararlı olabilir diye düşünüyorum. Yani benim o kadar kitap kulübü tecrübem yok ama öykü kitapları konusunda evet biraz mesafeli davranılmalı diye düşünüyorum. Hani kötü anlamda değil tabii ki. Eğer böyle bir tanıtımın ötesine geçen bir tartışma olacaksa o zaman kesinlikle yani biraz daha ikinci planda olmalı diye düşünüyorum. Senin tecrübelerinden yararlanmış olduk bu noktada. O zaman sanırım yavaştan tam bir saati de doldurduk. Böyle bir planımız vardı. Bir saati geçmeyelim diye Evet, planlamıştık çok iyi. tekrar. Benim için çok keyifli oldu bu arada İpek. Seninle ilk kez yaptık ama bence çok gerçekten benim için çok keyifli bir şey oldu. Tartışma oldu. Canı aratmadım. Buradan Can da bu yayındaysa buyursun. Can'ın bir dahakine çok daha çalışması ve bir oyununu arttırması lazım seni geçmesi Evet, için. aynen. Benim için de çok keyifli oldu. Benim ilk deneyimimdi. Ben çok keyif aldım. Bakalım bir sonraki kitap kulübünde ne konuşacağız bilmiyorum ama şunu konuştuk ve fena Aynen değil dedik. Genel olarak toparlamam gerekirse kapak tasarımını çok beğendik. Okuyacaklar için kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hızır yoldaşınız olsun gerçekten. Diyerek Ama kötü bir yavaştan kitap değil kapatalım. bu arada. Evet. Yani böyle diyerek şey yapmıyorum. Kötü bir kitap değil ama kolay bir kitap değil diyerek aynen Aynen. kapatırız. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Sağ Dayıya olasın. selam.